Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber Kıbrıs köftesi yapacağız. Kıbrıs köftesi için şöyle 4 adet çiğ patatesim var. Bu patatesleri rendenin ince uçlu kısmıyla rendeleyeceğim. Soğanlarımı da yine rendenin ince uçlu kısmıyla rendeliyorum. Şöyle bir tutam maydanoz doğruyorum. Patateslerimizi rendeledik, soğanlarımızı rendeledik. Artık köftemizi hazırlayabiliriz. Bu köftenin en önemli noktası patateslerin ince rendede rendelenmesi ve suyunun sıkılması. Öncelikle köfteli kıymamı karıştırma kabına alıyorum. Üzerine soğanlarımı ilave ederken soğanlarımın suyunu sıkacağım. Kıbrıs köftesinde yumurta kullanılmıyor. Bağlayıcı olarak sadece patates kullanılıyor. Ama siz isterseniz ben kullanmak istiyorum derseniz de tabii ki kullanabilirsiniz. Ayrıca sadece tuz ve karabiber kullanılıyor. Dediğim gibi aynı yumurtada olduğu gibi farklı baharatlar ve sarımsak ekleyebilirsiniz. Olmazsa olmaz diye bir kural yok. Soğanın suyunu sıktıktan sonra şimdi patatesimin suyunu da sıkıyorum. Tuzunu ekliyorum. Karabiber ilavesi yapacağım. Bol baharatlı sevdiğim için karabiberi de biraz fazla ekleyeceğim. Siz kendinize göre ayarlama yapabilirsiniz. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar da karabiber ekledim. Maydanozumu da ekliyorum. Ve hamurumu yoğuracağım. Galeta unu ilavesini de şöyle bir yoğurayım. Sonrasında galeta unu da ekleyeceğim. Galeta unu da ekliyorum. Şöyle yarım çay bardağı kadar ekledim. Tekrar yoğuruyorum. Bu galeta ununu bayat ekmeklerden fırınlayarak, yani bayat ekmekleri fırınlayarak rondoda çekerek evde kendim yaptım. Sizler de bayat ekmeklerinizi değerlendirebilir, galeta unu yapabilirsiniz. Evet, biraz daha ekliyorum. Böyle yavaş yavaş eklerseniz daha güzel, daha kontrollü bir şekilde köftenizi yoğurabilirsiniz. Sanırım bir çay bardağı galeta ununu alacak. Harcını yoğurduktan sonra artık şekil verebilirim. İstiyorsanız dinlendirebilirsiniz zamanınız varsa. Köftelerimi kızgın yağda kızartacağım.
patates köftelerimiz hazır. Yanına yapacağınız bir ayran ile, patates kızartması ile muhteşem bir menü oluşturabilirsiniz. Şöyle ben size iç kısmını göstereyim. Bakın. Dolu dolu bir köfte kızartması. Umarım ilginizi çeker ve deneme şansınız olur. Sizler ve sevdikleriniz inanın bu köfteye bayılacak. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.